Bugün Nagoya'ya yolculuk var. Japonya'ya geldiğimden beri ilk defa şehire gideceğim. Bakalım nasıl geçecek. Köyden ayrılıyoruz. Sert rüzgar varmış, dikkatli olun diyor. Şimdi mola yerinde durduk, tuvalete girdim de. Acayip ya, tuhaf yani. Banyo falan da yapabiliyorsun yani. Her şey var. Japonya'da en çok sevdiğim olay mesela 1000 yen veriyorsun, adam sana kuruşuna kadar veriyor. Bak, görüyor musun? Geçiyor bu para. Veriyorsun. 32 yen istiyor, veriyorsun. Bunların hepsi geçiyor. Bizim oradaki gibi 97, 1 lira 97 kuruş deyip 2 liraya alıp 3 kuruş para üstünü vermemezlik yapmıyorlar yani. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. How much kilometre? For no, next. Next. This is 2 kilometre. Arkadaşlar bu tünel 9 kilometreymiş. Yani bayağı uzun bir tünel. Serin tünelinizi güzel yani. Çıkarın beni. Kaç yıllık tünel acaba ya? Dangerous area. Please be careful.
Nagoya Toyota. Matsu mu? Matsu Daira. Toyota bölgesi Matsu Daira'ya geldik. Don't worry. Why don't believe? The me fast car area. Crazy. No, Ojichan. Ojichan. All straight? Yes. İnandıramıyoruz ya şu navigasyonun gücüne. Ya no problem diyorum bir. YouTube videosu yapacağım. Fight. Toyota. Toyota Stadium. Toyota Stadium burası. Futbol stadyum? Yes, futbol. Good. Bu otelde sabahladım. Güzeldi, fena değil. Değişik bir şey. Değişik bir deneyim oldu benim için. Şimdi çıktım. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Arabayı park edeceğim. Ondan sonra gezinti. Büyük ihtimal tarihi yerleri, parkları falan gezerim. Yani varsa ikinci el elektronik eşyacı ararım. Bakacağım. Bulunduğum, şu andaki bulunduğum bölge sanayi bölgesi. Yani ben hiç sevmedim açıkçası. Bizim Beylikdüzü daha güzel. Bir gidelim, gezelim, görelim. Kullanılmış eski telefonlar var burada. Bu fiyatlara satılıyor. Mesela bu B, anası ağlamış, ne kadar? 2200 yani, 20 dolar civarında, yani çok da 20 dolar. Yok mu ya, güzel bir şey alayım kendime, Türk telefonunu taşıyayım. Bakma. Topama. Thank you.
çalışıyor mu acaba bundan? Onu da bilmiyoruz ki. This telephone working? Evet. Working. Hmm, good. Money good. Geçerken orada gördüm bir tapınak. Çekeyim dedim öyle. Japon tapınağı. Zili çal diyor, eğil diyor. Ellerini çırp diyor, selam ver diyor. Dua et diyor. Ondan sonra selam ver diyor, tekrardan çırp diyor. Security kamera. Konnichiwa. Oh, what is this? This money? Oh, expensive. Orada ne olduğunu anlayamadım ama baya pahalı. 100 bin yen. Ne veriyorlarsa şöyle bir şey veriyorlar herhalde. No, thank you. Tapınağın ismine bakmıştım da tapınağın ismini unuttum ya. What is name? Check but not remember. Ha? Dinner? Yes. İçeri dozu girelim bakalım. O apartmandaki stile bak. Ya çok ilgimi çekmiyor artık ya. Neden bilmiyorum. Bunlar ne ki? Taş. Okuyabilsem falan bir şeyler anlatacağım da açıklama kısmında bunların tarihini vesaire yazarım, açıklarım. Şimdi telefonla içeri girdin diye bana şey yapmasın, hani içeriye baksana abi, bu ne ya? Bu ne ya? Şans bibloları. Ya onlar adamlar yüzlerce yıldır aynı şeylere. Sumima sen. Cama elimizi vurduk, orada şey oldu. Orada dua eden Japon arkadaşlar. Söyle. Çıkıyorum ya. Out. I am out. Şunu anlatayım artık ya. Q.
kendime acil bir kamerayla. Bir tane gimbal almam lazım. Yani YouTuber olduk ama hala tam. Ha? No thank you. You sigara çekiyorlar abi. İçim sıkıldı abi. Nisan, history, what is this? ここの history が分からない。ここ大体何でない。Aha. Japan Devil. Happy. What is name? Huh? Nio. Huh? Woman? No. Ah, sorry. Matte. Chotto matte. İşte buralarda çok detaylar var da yanındaki Japon arkadaşlar da mesela okumayı da mı sevmiyorlar, anlatmayı da mı sevmiyorlar çok. Ben de araştırıp gelmedim öyle. Her zamanki gibi çıktım öyle geldim. Güzel yer, fena değil ya. Güzel yani, değişik. Okay this. Nisan abimiz. He? What right? Kono otera no namae. Otera no namae. Otera no namae. Moskune. Mat ne? Oskan ze on bosat. Zor ya. Japon tatlılar bunlar ısrar ediyorlar yiyelim diye. What's his name? Uiro. 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 Kanji de soto って書く。Out. 英語じゃない。英語はなんていうの？ライスパウダーとシュガー。ライス。ライス。and sugar。and boy and sweet。はい。わかりました。はい。なんだ。じゃあ一口を二つ。この横指で。二つ。はい。Valla çok ısrar ettiğiniz için Namoya, hani... Namoya, popular, sweet. Biraz önce bir tane kebapçı gördüm. Aa, kebap falan. Japonya'da teknoloji market ararken geldiğim son nokta. Gimbal'ımı aldım. Yani internetten 2000 yen daha ucuz, 20 dolar daha ucuz aldım. Nagoya'da camiye geldim. Namazı kılarken arkadan şuradan bir dayının sesi geldi. Türkçe konuşuyor. Kendimi Türkiye'de hissettim birden. Memleketimde hissettim. Öyle bir his oluştu ki içimde. Anlatamam size. Yani acayip güvende hissediyor insan kendisini. Yani uzaklarda yaşamak çok zor ya. Yani zor ama keyifli tabii. Neyse çıkalım.
Kyosuk Castle. Çok görkemli ya. Belki 400 yıl yoktur. Bahçesi. Balıklarına bak. Gel lan bir seveyim seni. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. İhtiyar dayı oradan bizi şey yapıyor. Bakıyor. Fazla kocadın mı? Kayalar sert mi? Sert. Şuradan bir de karşıya geçeyim. Ne kadar güzel ya. Küçücük. Hayal bahçesi gibi. Kalenin sahibi artık kimse. Burada yürüyormuş böyle. Adam burada düşünüyor. Yürüyor ve düşünüyor. Ben nerede hata yaptım diyor. Nerede hata yaptım? Lan sen uçamıyor musun? Ne varsa eski Japonlarda var ya. Şimdi yeni nesil bitik. Yani eski dedim 60 yaş üzerindekiler gene iyi de onun altındakiler bitik. Çok güzel ya. Oo, Japon balonun büyüklüğüne bak lan. Belki de başka bir şey. Başka bir balık. Şansıma bak. Kameraya daldım ha. Of of. Turkish. Hmm. Turkish.
bakıyoruz. Abi bir tane ucuzluk marketine geldik, yani ucuz ürünlerin satıldığı, işte yenilenmiş ürünlerin satıldığı falan. Cebimde böyle su mu almıştım, bir içecek almıştım. Oradan kalma paralar var bak. Yani burada mesela şundan, bu cebimdeki şu paralarla bir tane şunu alabiliyorum. Bir tane şunu alabiliyorum. Videoda bozuluyor ama ne kadar yaptı? 33. Bir de şunu alabiliyorum. Nasıl? Çok ucuz değil mi? Şuna bak. Şundan 10 tane alıyorum. Cidden şundan 10 tane alıyorum. Ne ki bu? Sos falan koyuyorsun içine herhalde. Abi niye şey yapmıyor ya kamera? Ha. Gayet de güzel. Bu golf sopasını aldım. Biraz eski ama şekil duruyor. Seçtim rota. Ana yol değilmiş dedi işte, böyle köy yolu, arka yollar. Köylerin, dağların, tepelerin arasından gidiyoruz. Küçük evler, köyler. Güzel yani.
3 saattir arabada gidiyoruz artık. Zorla bir yerde durduk da. Gimbal aldım ama keşke gimbal almasaydım ya, daha anlamadım ya, tam anlayamadım nasıl bir şey. Buradan çekerken telefonu. Gidelim bakalım.
geçerken rast geldik de uğradık yani buraya. Planlı programlı gelmedim o yüzden. Her zamanki gibi nedir ne değildir tarihini vesaire bilmiyorum. Güzel bir yer. Çok eski bir tarihi varmış. Öyle söyleyeyim ya. Nere? Orada tepede bir kulübe var ama oraya gitmeyeceğim ben. Başka zaman. Güzel yer ama. Şuraya taşlarını oraya bir tane kendine yapacağın yer. Yaşayacaksın orada. Çok güzel değil mi? Şöyle bakayım. Açıklama kısmına oranın adını, tarihini vesaire yazarım. Şimdi. Evet, dönelim.
Evine ekmek götüren karınca. Mountain Close. Şurada bulutların olduğu bölgede. Back. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Bu video çekme hastalık oldu bende ya. Video take always phone out and video. Video. Bu ne kapısı ki acaba ya? Küçücük bir şey. Şuraya bak. Göğsüne kadar geliyor. Açayım mı? Adam arabasını çekmiş garajına. Milletin evi herhalde.
Çok güzel bir yer ama ya, huzur. Ceko. Doğru söyleyeyim. Böyle aşağı doğru gidiyor. Yaşıyorlar yani insanlar, hala yaşayanlar var. Şimdi buradan bir şey almaya kalksam, turist yeri diye. Affetmezler adamı. Bunun içinde mum yakıp şey yapıyorlar. İşte atalarına dua ediyorlar. İçerisi otel herhalde. Good for them.
Elektrik tesisatları falan gayet iyi yani. Su tesisatları gayet iyi. Devlet burayı kültürel miras olarak kayıtlara geçmiş. Koruma altında vesaire. Burası ne ki? Şuradan bir şöyle bir ufak bir çıkayım bakayım. Tapınak zannettim ama içeriden flüt sesleri geliyor. Burası itfaiye. Hayır. Aynen. İtfaiye istasyonu. Yani şuranın eski zamanları aklıma mesela getiriyorum. Aktif olarak herkesin yaşadığı, kalabalığın olduğu, samurayların olduğu. Burası otel herhalde. Ne olur? Restoran. Restoran? Ha, soba restoran. Şu teyzenin en az 80 yaşında olduğuna iddia ediyorum. Pire gibi. Adamın evinin bahçesinde. Millet yaşıyor hala burada. Yani bir yere yaşamasın ki. Acaba burası ne büyük bir... Yani turist information olarak mesela. Baştan sona gezdim her yeri. Çok güzel. Dükkanlar olmuş, evler olmuş. Sol taraf ev yani belli.
Dükkan yapanlar olmuş. Otel yapanlar olmuş. Acayip huzurlu bir yer ama. Yani bazı yerlere gidiyorsun, içim bunalıyor da burası öyle değil ya. Biraz daha var herhalde, bitti diye düşünmüştüm ama yo, burası girdiğimiz yer lan. İlk girdiğimiz yer ya. Abi yaşlandıkça şurada tapınak var. Ama gitmiyorum. Evlerin içten tuhaf tuhaf sesler geliyor. Kapılar da açılıyor. İnsanlar çekmeyelim. Burada yaşayan adam rahatsız olur yani. Evinden çıkıyor. Elimde kamerayla oradan şak diye adamın önüne çıkıyorum, kadının önüne çıkıyorum. Şu iki evin ortasındaki küçük evde yaşadığımı bir an hayal ettim de. Şu iyi ya. Vay be. Sasuke 5 dakika hayal kurdurmuyorsun ya. Şurada yaşıyorum. Sabah çıkıyorum, şurada oturuyorum, kahvemi içiyorum. Çiçekleri suluyorum. Ondan sonra baltayı alıp doğru ormana. Oduncuymuşum. Çok güzel. Müthiş bir yer ya. Mükemmel bir havası var. Serin, çiçek kokuyor. Biraz da ahşap kokuyor yani. Müthiş. Şu dağa bakar mısın? Bildiğiniz bulutu yola kadar indi ya. Çok kötü şuraya bak. Çok iyi ya, evlerin üstünde duruyor.